Afiş tiyatro ile devam ediyor. Mecidiyeköy Tiyatro Kare ve Kadıköy Tiyatro Akla Kara yeni sezona yeni oyunlarla başlıyor. Haberimizin detaylarını izliyoruz. Tiyatro Akla Kara 3. sezonuna yepyeni 3 oyunla hazırlanıyor. Yeteneklerinizi tıraş bıçağı, bebek bezi, gofret satışları için kullanıyorsunuz. Sizin gibi sevdiği işi yapanlara imreniyorum. Akla Kara, Agatha Christie ile başlayıp Sherlock Holmes'un Türkiye'de ilk kez sahnelendiği polisiye kuşağı yeni sezonda Ahmet Ümit ile devam ediyor. Hadi rafa dürüst ol. Sen bana ihanet etmek falan istemiyorsun. Sen işte bana ne olduğunu merak ediyorsun. Beni değil onu önemsiyorsun. Haksızlık ediyorsun. İnanmayabilirsin ama ben seni gerçekten seviyorum. Polisiye romanlarıyla okuyucunun yakından takip ettiği Ahmet Ümit'in oyunlaştırdığı tek hikayesi Aşk Köpeklik'tir. 5 Ekim'de premierini Tiyatro Akla Kara'da yapacak. Ahmet Ümit'in yazdığı, Savaş Özdural'ın yönettiği oyunda Fatih Günlar, Füsun Kostak, Özgür Özdural, Arda Meriçliler ve Pelin Turancı rol alıyor. O halde geceleri barlara fazla takılmamalısınız. Bu hikayenin tiyatro olma fikri hep vardı bende. Yani yazarken biraz da öyle aslında düşünmüştüm. Bu süreç içerisinde tiyatro, devlet tiyatrosundan arkadaşlar geldi. Atilla Şendil özellikle, onun çok büyük emeği var. Ya bunu oyun yapalım. Ben de aslında çok oyun yazarı değilim yani. Onların da yardımıyla tekstidir, bir oyun tekstine dönüştü. Devlet tiyatrolarından, repertuardan geçti. O süreç içerisinde Akla Kara Tiyatrosu'ndan sevgili Savaş kardeşimiz aradı, abi böyle bir şey yapalım falan diye. Ben de bayılıyorum böyle şeylere zaten. Butik bir tiyatro. Tiyatroyu da çok seviyorum. Güzel böyle kendi içerisinde. Yapalım dedik ve böylece bir heyecanla başladık işte. Ruhumuzdaki boşluğun dolduğunu hissetmek muhteşemdir. İnsan hayatı burada hisseder. Her soluk alışverişinde ruhun yaşıyorum, yaşıyorum diye çığlıklar atar. Aradığı seri katile aşık olan polisin hikayesi. Yani o seri katili yakalamaya çalışırken birdenbire çok güzel bir kadın, o kadına aşık olan bir Alman polis. Bu Alman polis seri katilin peşinden İstanbul'a kadar geliyor. Esas olarak tam bir caz formatı, daha çok blues formatı diyebiliriz. Çünkü hüzünlü bir hikaye. Renklerimiz kırmızı ve siyah. Kırmızı tutkunun ve aşkın ve cinayetin rengi, siyah tabii ki ölümün rengi. Aşkla ölüm, aşkla yaşam arasındaki bağlantıyı anlatan bir polisi hikayeden yola çıkarak aşkı sorgulayan diyaloglarda aşk nedir? Neden aşık oluruz? Aşkın iyilikle bir ilgisi var mıdır? Aşkın köpeklikle bir ilgisi var mıdır? Aşk sadece sadakat midir? Aşk bir tutku mudur? Bütün bu soruları ele alan o bir tekst bu. Bence çok eğlenceli. Ben yazarken çok zevk aldım, çok eğlendim. Daha çok mekanlarımız barlarda geçen bir hikaye, caz barlarda geçen bir hikaye. Vallahi şahane de bir oyun oluyor sanırım. Umarım izleyiciler çok beğenecekler. Premierini 5 Ekim'de Akla Kara Tiyatro'da yapacak oyun 6, 24, 29 ve 30 Ekim'de yine Akla Kara sahnesinde seyirciyle buluşacak. Her çeşit kötülük, her çeşit iyilik. Aşkım! Yedici kapı olduğunu söylememiştin aşkım. Tiyatro Kare yeni sezona aşka 103 adımla merhaba dedi. 6 tane minik tatlı minik kat. Sen de çok tatlı bir miniksin ama bal gibi de yedi. Neil Simon'ın kaleme aldığı oyunu Nedim Saban yönetiyor. Bir katta geniş kata çıkmak için çıkıyorsun. Minicik tatlı küçücük bir basamak o. Ah! Anneciğim buyurun. 103! Tiyatronun usta ismi Suna Keskin'in yanı sıra Bülent Seyran, Özge Özberk ve Ümran Ertok'un rol aldığı oyun romantik komedi türünde. Bu sefer iniyoruz anneciğim. Büyük bir oldu. Artık değerlendireyim dedim. Aşka 103 adım, genç bir çiftin evliliğin ilk günlerinde yaşadığı sorunlarla mücadele etmek yerine ayrılma odaklı davranması ve bu duruma kız annesinin yaptığı komik müdahaleler üzerine. 666 kat. Ben seni çok seviyorum. Tamam ama bak yerde oturuyoruz. Sana bir şey aldım, çantanın içinde. Anne yıllardır dul yaşamış ve sadece ve sadece bütün meselesi hayatı kızı olmuş. Çünkü annelerin kızları üzerinde bir sürü istekleri vardır, dilekleri vardır. Kendilerinde yapamadıkları bir takım şeyleri kızlarını kotarmasını, kızlarının başarmasını isterler. Halbuki herkesin, her gencin kendine göre bir hayatı var. O nedenle kızı da kendi hayatını kendisi özgürce kurmak istiyor. Fakat annenin de tecrübelerine dayanarak
bir takım müdahaleleri var. Bu müdahalelerden komik durumlar ortaya çıkıyor ve o arada da o apartmanda yaşayan bir orta yaşın üstünde bir erkek o yine orta yaşın üzerindeki kadına ilgi duyuyor ve buradan çıkan komik durumlar, hoş durumlar, romantik durumlar, bazen zaman zaman hüzünlü anlar olabiliyor. Bu akşam Sakıp Sabancı Gösteri Merkezi'nde tiyatro meraklarıyla buluşacak oyun 5 Ekim'de Profilo Kültür Merkezi, 19 Ekim'de Caddebostan Kültür Merkezi ve 11 Kasım'da Ataköy Yunus Emre Büyük Salon'da sahnelenecek. Mutlu aşk var. Ne diyorum? Ayol ben. Rusya'nın Oscar adayı